Evet arkadaşlar başlıyoruz. Mıknatıs'a manyetik alana geldik. Bununla ilgili bir video izleyelim. Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs denir. Mıknatısların manyetik alanları vardır. Manyetik alan, bir mıknatısın çekim özelliklerini gösterebildiği alandır. Doğal mıknatıslarda olduğu gibi, bir telden akım geçtiğinde manyetik alan oluşur. Manyetik alan içine bir halka yerleştirilip, halkadan geçen akıyı değiştirdiğimizde yine akım elde etmiş oluruz. Evlerimizde kullandığımız elektrik akımı, elektrik santrallerinde bu şekilde üretilir. Yön bulmakta kullanılan pusulalarda, hurda yığınları arasındaki demir parçalarının ayıklanmasında, vinçlerle ağır yüklerin kaldırılmasında, elektrik motorlarında, kapı zillerinde, telgraf, telefon, televizyon, kaset çalar gibi hemen tüm elektronik cihazlarda ve jeneratörlerde elektrik elde etmek için manyetik alan kullanılır. Parçacık hızlandırıcılarında da yüklü parçacıkların yönlendirilmesi için manyetik alana ihtiyaç vardır. Tıpta manyetik rezonans görüntüleme olarak bilinen MR da yine yüksek güçlü mıknatısların kullanıldığı ağrısız hasta vücuduna zarar vermeden uygulanan bir görüntüleme tekniğidir. Yine tıp alanında stresle baş etmek, dolaşımı artırmak, kasları rahatlatmak ve ağrıları dindirmek amacıyla asırlardır mıknatıslar kullanılmaktadır. Manyetik alan ulaşımda maglev trenlerinde kullanılır. Trenin altına ve ray yüzeyine birbirine zıt kuvvet oluşturacak şekilde yerleştirilmiş çok güçlü elektromıknatıslar, trenin ray üzerinde hiçbir şeye değmeden havada durmasına yardımcı olur. Böylece sürtünme en aza indirilerek trenin çok hızlı gitmesi sağlanır. Ayrıca manyetik alan ve elektromanyetik dalgalar, dünyanın yörüngesinde bulunan uyduların dünyadan kontrol edilmesinde etkin rol oynar. Görüldüğü gibi manyetizma, elektrik enerjisinin harekete, hareketin elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayalı tüm cihazlar için vazgeçilmezdir. Manyetik alandan kaynaklanan çeşitli doğa olayları vardır. Bunların başında, özellikle geceleri, gökyüzünde, kutup bölgelerinde görünen kuzey ışınımları ve güney ışınımları gelmektedir. Bu ışımalar ağırlıklı olarak iyonosferde meydana gelir. Kuzey kutup ışıkları sadece kuzey yarımküre semalarında, güney kutup ışıkları ise kuzeydekine oranla daha yüksek enlemlerde görülür. Evet, mıknatısla böylece girmiş olduk arkadaşlar. Mıknatıslık ve manyetik alan elektriğin atmosferinde, havasında kullanabileceğimiz yakın bilgilerle yapabileceğimiz basit bir konu. Mıknatıslarda ne oluyor? Mıknatıslarda demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere biz mıknatıs diyoruz. F3O4 bileşiği doğal bir mıknatıstır. Yani tabiattan bulabilirsin bunu. Hatta zaman zaman belgesellerde çıkar. Eskiden bir Saadettin Teksoy vardı. Orada işte bırakıyorsun bir arabayı. Araba kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor falan gibi böyle olayları gösterirdi. Onlar tamamen mıknatıs. Yani mıknatıs olduğunu bilmezsen tabii ki işte cinler, periler falan filan demen lazım. İşte buna benzer bazı işte Bermuda Şeytan Üçgeninde uçakların düşmesinde de buna benzer bir maden olduğu tahmini güçlü. Yoksa bundan başka bir şey değil. Yani orada mıknatıs ne yapıyor? Çekiyor. Ve uçağın dengesi bozuluyor. Bu bileşiğe magnetit veya mıknatıs taşı adı veriliyor. Mıknatıs tarafından çekilen maddelere manyetik maddeler deniyor. Bir mıknatısın kuzey kutbuna ne diyoruz? North, N, güney, south, S olmak üzere iki kutbu var. Mıknatısın çekme özelliğinin en yoğun olduğu bölgeler en yoğun olduğu bölge kutuplarıdır. Yüklü cisimlerde olduğu gibi aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Bir mıknatıs ikiye bölündüğünde iki yeni mıknatıs elde edilir. Bunlar da tekrar ikiye bölündüğünde tekrar yeni mıknatıs elde edilir. Her mıknatısın
iki kutbu vardır. Hiçbir zaman tek kutuplu bir mıknatıs elde edilemez. İki mıknatıs birbirine uygulamış olduğu itme ya da çekme kuvveti her bir mıknatısın kutup şiddetleri. Kutup şiddetine M diyeceğiz. Kulomb'daki gibi hatırlayın. M ile çarpım ile doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. M1 çarpı M2 bölü dekare edeceğiz. K da burada sabit. Evet, gördüğünüz gibi ne diyoruz? Aynı kutuplar birbirini itiyor. Zıt kutuplar birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Bunları söyledik. Aradaki uzaklıklara da orantılı, ters orantılı. Manyetik alan çizgileri elektrik alan çizgilerine çok benziyor gördüğünüz gibi. N'den dışarı doğru çıkıyor. Yani N'i artı uca benzetebilirsiniz burada. S'i de eksi uca benzetebilirsiniz. S'den de içeri doğru gidiyor. Dolayısıyla bir mıknatısı ele aldığınız zaman alan çizgileri N'den dışarı doğru, S'den içeri doğru, N'den S'ye çıkanlar da gördüğünüz gibi şu şekilde alan çizgileri oluşturuyor. Bir mahallede tutup da bir N ile bir S karşılaşsa ne olur? N'den çıkıp S'ye gidiyor. Dik çizgiler birbirlerini kesmiyorlar. Aynı şekilde bir tutup da N kutbu ile N kutbu karşılaşsa ne olur? Onlar da dışarı doğru çıkan çizgiler birbirini kesmeden bu şekilde şekil alıyorlar. Mıknatıslanma denen olayı izah edelim. Mıknatıslanma nasıl oluyordu? Sürtünme ile demir parçasına bir mıknatısı hep aynı yönde sürtüldüğü zaman demir parçası mıknatıs özelliği kazanır. Demir içindeki mıknatıs çiftleri gelişigüzel durmaktayken sürtme sonrası belirli bir düzene geldiği için mıknatısı artar. Dokunma ile mıknatıslama, bir mıknatısı toplu iğneleri dokundurduğumuzda toplu iğneler mıknatıslık özelliği kazanır. Başlangıçta demir tozlarını çekmeyen toplu iğneler demir tozlarını çekerler. Etki ile mıknatıslanma, bir mıknatısı nikel bir çubuğa yaklaştırdığımızda nikel çubuk toplu iğneleri çeker. Bunun sebebi nikelin etkiyle mıknatıslanmış olmasıdır. Çelikten yapılmış cisimler kalıcı olarak mıknatıslanabilir. Burada sorusu olan var mı? Yok. Geçiyorum. Günlük hayatta bakın, biraz önceki videoda bazılarını anlattık. Buzdolabı kapağında kapağındaki lastikle bu ne yapıyor? Tık diye bıraktığım zaman kapanıyor değil mi? Buzdolabı kapağı. Aynı şekilde mesela bu hurdanın içinde demir parçaları var. Mıknatısla ne yapıyorsun? Şap diye bunları kurtarabiliyorsun. Mıknatısla hoparlörde titreşim elde edilmeye yarıyor. Efendim maglev trenlerini biraz önce bahsettik. Kredi kartlarında mıknatıs var. Bununla ne oluyor? Çipleriyle bizim kim olduğumuzu ve hafızasını şekilde yönlendirmek, bilgi yüklemek mümkün. Aynı şekilde MR cihazları, efendim pusulalar, aynı şekilde şurada bakın. Radyo, televizyon ve bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik cihazların yapımında mıknatıs kullanılır. Televizyonların yanından geçerken renklerde bir bozulma olduğunu fark ederiz. Neden? Çünkü mıknatıs ekranın yanından geçerken ne yapar? Oradaki ışınların yönünü değiştirir. Ondan dolayı kapı zilleri, cep telefonları, elektrik motorları mıknatısla çalışır. Zile basılı tutunca mıknatısla oluşan manyetik etki zilin yapısında bulunan çekici kendine doğru çeker. Çekiç çana vurarak zil sesi çıkarır. Evet, şimdi sorular yapalım mıknatısla ilgili. Evet, şu soruyu yapalım mesela. Burada arkadaşlar ne diyor sorumuz bize? Bir çubuk mıknatıs 4 eşit parçaya ayrılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 4 parçaya ayırdığın zaman ne oluyor? Şurada parmağın altında S var. Ne oluyor? Aynı şekilde 4 parçaya ayırdığın zaman bütün parçalar aynı şekilde oluyor. Bir mıknatıs ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın yine iki kutup vardır. Tek kutuplu mıknatıs yoktur. Her mıknatısın N ve S kutbu vardır. Manyetik alan N'den S'ye doğrudur. Buradaki ne oluyor? Birinci yargı
Yanlış. İkinci ve üçüncü yargı doğru. Şu soruyu şimdi size sorayım. İkinci soruyu. Evet, haydi bakalım buna bir cevap verin bana. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı kutupların işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? Evet, bulan söylesin. Hocam B mi? Denizli diyorsun. Var mı başka cevap? Hocam B, Bursa. Bursa diyorsun. Evet, cevabımız Bursa. Ne oluyor? Bu çizgili yerlerden kesersek N, S, N, S, N, S bu şekilde ne oluyor? Kutuplanıyor. Dolayısıyla bir S oldu. Değil mi? Bir nolu yere S geldi. İki nolu'ya N geldi. Üç nolu'ya S geldi. Dört nolu'ya N geldi. Böyle değil mi arkadaşlar? Bir pürüz var mı? Geçiyorum. Evet, bu üçüncü soruya cevap alayım. Haydi bakalım biraz daha canlı. Akşam yemeğinde kebapları, baklavaları yediniz. Hadi bakalım biraz canlı olalım. Hocam bu da Bursa gibi geldi. Evet, Bursa diyorsun. Başka cevap var mı? Açıklıyoruz. Evet, bu cevabı da Bursa bunun. Bu da Bursa'ymış. Evet. Bunu da isterseniz de anlatayım. Özdeş KLM çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde şekildeki konumda tutuluyor. Mıknatıslar serbest bırakıldığı zaman İlk hareket yönü ne olur? N ile S ne yapar birbirini? Çeker. S ile S birbirini ne yapar? İter. Bu kadar yani. Değil mi? Oklara baktığınız zaman da ne oluyor? K ne yapıyor? Ok yönünde çektiği için gitti. Değil mi? Diğeri ne yaptı? L ve M ne yaptı? Birbirini itti. Bu kadar. Gördüğünüz gibi mıknatıslar bebek işi. Geçiyoruz. Evet, çözelim mi yoksa bunları size bırakayım mı? Neyse bu sayfayı da çözelim madem. Herhalde cesaretiniz gelmedi daha henüz. Evet, şunu yapıyoruz.
Dördüncü soruya cevap istiyorum. Evet, var mı cevabımız? Özdeş KLM çubuk mıknatısları birlikte yapalım. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde şekildeki konumda tutuluyor. L mıknatısı serbest bırakıldığı anda hareket etmemektedir. Niye ki acaba? Demek ki hareket etmediğine göre ne oluyor bunun? Ya itmeler eşit ya da çekmeler eşit. Yani üzerindeki bileşke kuvvet sıfır. Kımıldamadığına göre demek ki ona etkileyen kuvvet yok. O zaman ne olabilir? O zaman bu cismi Ceyhan'daki gibi düşünecek olursak, onun üzerinden açıklama yapayım ben size. Ceyhan'daki gibi açıklayacak olursak, o zaman ne olur? Bir tanesini açıklayayım madem. Mesela şu şekilde yapacak olursak ya da Ceyhan üzerinden anlatayım. Şöyle bir nolu ne olacak? S olacak. Bir nolu S. İki nolu ne olacak? N. Üç nolu ne olacak? S. Dört nolu ne olacak? S. Burası S olursa burası ne olur? N olur, değil mi? Aynı parçada zıt kutup olacağı için. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Yani şu ne yaptı? Komşusu N'yi S ne yaptı? Çekti. Komşusu S'yi N ne yaptı? Çekti. O zaman şu çekmeler zıt yönde eşitse L kımıldamaz. O zaman L'nin kımıldamadığını, hareket etmemesinin sebebinin etkileyen bileşme kuvvetin sıfır olduğunu anladık. Ya da diğerleri de olabilir. Şu ikinci, üçüncü, dördüncü de hepsi olabilir. Bunu söyleyen sadece C şıkkı var. Yani şurada aslında dört tane cevap var. Ama bu dört tane cevaptan herhangi bir tanesini yazan sadece C şıkkı var. Oldu mu? Geçelim mi? Geçiyorum. Beşinci soruya. Haydi bakalım. Bir de beşinci sorudan cevap istiyorum sizden. Evet, var mı cevabımız? Birlikte yapalım. Ne diyor arkadaşlar sorumuz bize? Özdeş KLM çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde şekildeki bir konumda tutuluyor. L mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ediyormuş. Duruma göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi L mıknatısını serbest bıraktığımızda böyle hareket ettiğine göre ne demektir bu? Demek ki bu tarafa doğru ok yönünde ya K ittiriyor ya da M çekiyor anlamına geliyor. Bunların olabilmesi için
ne olması lazım? L mıknatısı serbest bırakıldığı zaman şekildeki ok yönünde harekete başladığına göre 1 ve 2 numaralı kutuplar aynı işaretlidir. Yani ne yaptı? Bunu itti. O zaman birinci yargı doğru. K mıknatısının L'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü M mıknatısının L'ye uyguladığı kuvvetten daha büyüktür. Neden? Yakın olduğu için. Değil mi? Doğru. 1 ve 3 2 ve 3 numaralı kutuplar aynı işaretli ya da zıt işaretli olabilir. Yani ne yapıyor? Buradaki şu itme olduğuna göre burası nedir? Mesela diyelim ki burası N ise burası da N. Burası N ise burası mecburen S. Bunun bu tarafa gitmesi için burası mecburen ne olacak? N. Bu tarafında ne olacak? S olacak. Bunu söylüyor yani bu maddede. Evet, son bir soru daha yapalım buradan. Geçelim mi? Bu örnek 5'te herhangi bir pürüz var mı? Herhalde yok. Altıncı soruda cevap istiyorum sizden. Haydi bakalım. Evet, var mı cevap? Birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar ne diyor bakın? Özdeş olmayan X ve Y mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde iplerle düşey duvarlara bağlanıyorlar. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetleri T1, T2 ve aralarındaki çekme kuvveti F'tir. T1'i, T2 ve F'i gördünüz. Bunlar arasındaki büyüklük nedir diyor. Şimdi T1 ile F mecburen eşit değil mi? Eşit. Bu kımıldamadığına göre burada o zaman bu çekme meydana gelmiş burada. T1 ile F eşit olmak durumunda. T2 ile de F eşit olmak durumunda. O zaman T1, T2, F birbirine eşit. Burada sorusu olan var mı? Geçiyorum. Bunlar da buna benzer sorular arkadaşlar. Bunları da size bırakayım. Siz bunları rahatlıkla yaparsınız. Zorluk olmaz. Akım taşıyan düz telin manyetik alanı. Geldik şimdi bu konuya. Evet, sıkı durun bakalım. Şimdi akım taşıyan düz telin manyetik alanına geldik. Şimdi burada arkadaşlar şu videomuzu bir izleyelim. Akımın türleri. Akımın türleri. Önce onu bir izleyelim. Akımın türleriydi birisi. Onu bir izleyelim. Akım ikiye ayrılır. Bir, doğru akım. Zaman içinde şiddeti ve yönü değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru akıma sürekli akım da denir. Elektrik yükleri yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit olarak akar. Bu akımda zamanla kutup değişmez. Pil, akü gibi aletlerden alınan akım doğru akımdır.
Radyo alıcıları, şarjlı el süpürgeleri, cep telefonları, oyuncaklar doğru akımla çalışır. 2. Alternatif akım. Zaman içinde şiddeti ve yönü değişen akıma alternatif akım denir. Bu akım sağladığı avantajlar nedeniyle doğru akıma kıyasla daha fazla tercih edilir. Aydınlatma ve ısıtma sistemleri, elektrik motorları, evdeki elektronik ürünler genellikle alternatif akımla çalışacak şekilde tasarlanır. Alternatif akım doğru akıma ya da doğru akım alternatif akıma bir dönüştürücüyle dönüştürülür. Alternatif akımın gerilim değerlerinin ve frekansının sabit bir değeri yoktur. Her ülke kendine uygun gerilim ve frekans değerini seçmiş durumdadır. Ülkemizde kullanılan alternatif akımın gerilimi 220 volt, frekansı ise 50 Hz'dir. Bunu anladık değil mi arkadaşlar? Bunu geçiyorum. Bir de ne vardı? Bir de diğer videomuz akım taşıyan düz telin manyetik alanı. Akım taşıyan düz telin manyetik alanı. Çok dikkatli izleyelim. Üzerinden akım geçen bir telin yakınına pusula yaklaştırırsak pusulada sapma gözlenir. Bu da bize akımın bir manyetik alan oluşturduğunu gösterir. Düz bir telden geçen akımın R kadar uzakta oluşturduğu manyetik alan B eşittir K çarpı 2I bölü R eşitliğinden bulunur. Burada K manyetik alan sabiti olup değeri K eşittir 10 üzeri eksi 7 N bölü A karedir. Evet, bu çok önemli bir şekil. Burada anlaşılmanın bir şey var mı? Bakın burada ne oluyor? Bir üreteç var. Bir üreteç var. Üreteçten akım geçiyor. Akım geçerken ne yapıyor? Etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Ve mıknatısın gösterdiği ibre manyetik alanın yönünde. Gördüğünüz gibi. Buradaki herhangi bir noktadaki manyetik alan olan B'yi bulmak isterseniz nasıl bulacağız? K2'yi bölü R'den bulacağız. İ nedir burada? Akım. Akım. R'de telden olan uzaklık. Oldu mu? K'yı da ne olarak alıyoruz? 10 üzeri eksi 7. Bunlar tabii bize verilir. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bunun yönünü bulurken de bu şekle dikkat edin bakın. Bu şekli kullandığımızda istediğin şekilde yönü bulabilirsin. Yani illaki şu ya da bu olmak zorunda değilsiniz. Bakın burada şöylece akım ne oluyor? Şöyle oklu gidelim madem. Bakın böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor akım, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Peki buradaki şu noktanın, bakın şu noktanın, şu noktanın manyetik alanını bulmak istersek bu mahallede, bak bir tek bu noktanın, şu kırmızı noktayı görüyorsunuz. Şuradaki etkisi ne tarafa doğru? Şu tarafa doğru bakın. Okla göstereyim bunu da. Buradaki ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Buradaki ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Ve şu aradaki açının da bakın gördüğünüz gibi kaç olduğunu görüyorsunuz? 90. Nasıl olduğunu görüyorsunuz? 90. Ve bu çizgiler bu tel yerden tavana doğru dik ise gördüğünüz gibi şu kırmızı oklarda ne oldu? Halıya paralel oldu. Yere paralel oldu. Gördünüz değil mi? Bunu başka bir yerde yapmak isterseniz mesela şurada yapalım. Şurada yapalım. Mesela şurada yapalım. Buralar gördüğünüz gibi hayali daireler yaptık. Bu daireler hayali. Yani şu telin etkisini inceliyoruz. Bu noktada şu kırmızı noktanın etkisini inceliyoruz. Kırmızı nokta gibi bu telde milyonlarca nokta var değil mi? Biz sadece bir noktayı tahlil ediyoruz. Bakın burada manyetik alanın yönünü böyle bulduk. Böyle bulduk. Böyle bulduk. Şu yarı çapla kırmızı ok çizdiklerimin arasındaki açı kaç derece? 90 derece. Bunun gibi herhangi bir rastgele bir noktayı da bulabilirsiniz. Bir nokta daha bulalım isterseniz. Bulalım bir tane daha. Şu noktayı alalım mesela. Burada bu dairesel çizgiler gördüğünüz gibi yere paralel. Yani bu iletkenin yönü yerden halıdan tavana doğru sizin odada olduğunu kabul edersek bu dairesel çizgiler halıya paralel gibi hayal edebilirsiniz kendi odanızda. Burada
Bu çizdiğim son nokta kırmızı mı yaptım ama madem değiştirelim rengi, siyah yapalım. Bu siyah noktanın çeşitli yerlerindeki telden dolayı oluşan manyetik alanı bulmak istiyoruz. Manyetik alan çizgilerinde ne yapayım? Mavi yapayım madem. Buradan bir tane yaptım, buradan bir tane yaptım, buradan bir tane yaptım, buradan bir tane yaptım. Daha devam edip gidiyor. Kaç tane istersen. Sonsuza kadar bunları yapabiliriz. Yani bu hayali daireleri çizeriz ve bu telden dolayı oluşan manyetik alanın yönünü şu en son çizdiğim mavi oklar gibi çizebiliriz. Bu mavi okların hepsi yere paralel. Tekrar ediyorum. Bu tel, akımlı tel nerede? Sizin odada halıdan tavana doğru yere dik bir şekilde akım taşıyan bir tel hayal ettik. Ve bu telin herhangi bir şu kırmızı noktasının mahallede oluşturduğu manyetik alanın yönünü bulduk. Bu anlattıklarımı anladınız mı? Herhalde hayal meyal anladınız değil mi? Bu videoyu isterseniz bir daha izleyelim. Kayıtta olacak ama gene de önemine binaen bir daha izleyelim. Üzerinden akım geçen bir telin yakınına pusula yaklaştırırsak pusulada sapma gözlenir. Bu da bize akımın bir manyetik alan oluşturduğunu gösterir. Düz bir telden geçen akımın R kadar uzakta oluşturduğu manyetik alan B eşittir K çarpı 2I bölü R eşitliğinden bulunur. Burada K manyetik alan sabiti olup değeri K eşittir 10 üzeri eksi 7 N bölü A karedir. Tamam. Şimdi bunu bulurken sağ el kuralıyla bulacağız. Sağ el kuralıyla bulacağız. Bu kabloyu, bakın bu kabloyu avucumuzun içine alacağız. Şu baş parmak akımı gösterecek. Şu baş parmak akımı gösterecek. Şu böyle dört parmak da parmaklar diyelim buna. Parmak, manyetik alan B'nin B'si yani. Bu da parmakların yönü hangi mahalleyi istiyorsan, hangi noktayı istiyorsan oradaki yönde o noktadaki manyetik alanın yönünü gösterecek. Bakın istediğim tarafa doğru bunu çevirebilirim. Ama böyle elimi büküp de elimi kırmama ya da kendimi zorlamama gerek yok. Herhangi bir şekilde tuttuğum zaman aynı sonucu verecek. İster böyle tut, ister böyle tut. Yani ne yaptım? Tekrar ediyorum. Sağ el kuralıyla da bu manyetik alanın yönünü bulabiliriz. Bak pusula da gösteriyor aynı şeyi. Yani sonuç değişmez. Yani neyle bulursan bul. İster sağ elinle bul, ister sol elinle bul, ister kulağınla bul, ister burnunla bul, ister sihirbazlıkla bul. Fark etmiyor. Yani bu olanı ispatlayalım. Nasıl ispatlayalım? Sağ el bunu tarif etmekte kolay bir teknik. Olduğu için ne yapıyoruz? Akım yönünde avuçluyoruz ve şu dört parmağımız ne yapıyor? Dairesel bir şekilde bu ekrandaki daireleri temsil ediyor dört parmağımız. O parmağımızın hangi noktayı soruyorsan ucu o noktadaki manyetik alanın yönünü gösteriyor. Oldu mu? Şimdi soruların içine yavaş yavaş dalacağız zaten. Orada bunları yaşayacağız. Şimdi arkadaşlar bunları görmeye çalışalım. Şimdi şunları anlatalım biraz. İçinden akım geçen bir iletken telin çevresinde iletkeni halkalar şeklinde saran manyetik alan kuvvet çizgileri olur. Hayali bunlar tabii ki. Oluşan bu manyetik alan kuvvet çizgilerinin yönü akımın yönüne bağlıdır. Akım geçen iletkenin oluşturduğu manyetik alandan yararlanarak elektrik zili, telefon, telgraf, radyo gibi birçok araç yapılmaktadır. Elektrik akımının manyetik etkileri, elektrik akımı ve manyetik alan arasındaki ilişki 1819'da Danimarkalı Ørsted bir deneyiyle ortaya koymuştur. Ørsted üzerinden akım geçen bir telin yakınında duran bir pusula iğnesini saptırdığını görmüştür. Manyetik alan B ile gösterilir ve vektörel bir büyüklüktür. Manyetik alan bir mıknatısın mıknatısal özelliklerini gösterebildiği alandır. Manyetik alanın kaynağı akım, akımın kaynağı da manyetik alandır. Manyetik alanın kaynağı akım, akımın kaynağı da manyetik alandır. Yani birbirini doğurarak meydana getiriyorlar. Bir mıknatıstaki manyetik alanın şiddeti telden geçen akım ile orantılıdır. Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
Bakın şimdi burada bunu göstereceğim. Anlamadığınız yere anında sorun yalnız. Koparsa sonra konu gider. Üzerinden geçen bir telin yakınına pusula yaklaştırırsak pusulada sapma gözlenir. Bu da bize akımın bir manyetik alan oluşturduğunu gösterir. Düz bir telden geçen akımın R kadar uzaklıkta, bakın şuradaki R kadar uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan telden geçen akıma bağlıdır ve akımın o noktaya olan uzaklığına bağlıdır. Manyetik alan vektörel bir büyüklük olduğundan yönü sağ el kuralıyla bulunur. Akım geçen tel sağ elin içine alınır. Şekilde görüyorsunuz bakın. Şu üç tane şekilde şunlar da bak görüyorsunuz bakın. Baş parmak akım yönünde tutulduğunda dört parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Bakın şimdi şurada biraz üzerinde duralım. Bakın şu şekli biraz üzerinde duralım. Bakın şu şekli üzerinde duralım biraz. Ne yapıyoruz? Bakın akım yönündeki kabloyu tutuyoruz. Bu akım baş parmak akımla aynı yönde. Şu dört parmak da ne yapıyor? Dört parmağın ucu da neyi gösteriyor? Bu telin meydana getirdiği manyetik alanın yönünü gösteriyor. Şimdi şu şekli biraz izah etmeye çalışayım size. Şu şekli şimdi izah ediyorum size. Burada bakın. Burada üreteçte akım artıdan çıkıyor muydu? Evet. Buradan çıktı. Hop. Hop. Buradan ne yapıyor? Gidiyor bu akım. Böyle gidiyor. 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 Şunu sileyim en sonuncuyu. Gidiyor. 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 Devre tamamlandı. Ama biz burasıyla ilgilenmiyoruz. Bizim esas ilgilendiğimiz yer neresi? Bizim esas ilgilendiğimiz bu telde, şu telde, şu teli görüyorsun değil mi? Şu teli. Bu telin bu mahallede meydana getirdiği manyetik alan. Şimdi bunu tutup da masa üzerinde yaptığımızı düşünürsek, sizin masanın üzerinde yaptığımızı, yatay masanın üzerinde yaptığımızı düşünürsek, masanın yüzü de halıya paralel ya da tavana paralel olduğunu düşünürsek, şu noktada ne oluyor bakın şunlar, bu noktalarda nereye doğru masanın üzerinden düşünürsek, bunlar tavana doğru bir manyetik alan var. Peki şu noktada ne tarafa doğru? Burada da yere doğru, halıya doğru bir manyetik alan var. Yere doğru olanları çarpıyla gösterelim. Tavana doğru olanları da nokta ile gösterelim. Yani nokta ne demek ya da bir başka tabirle sayfadan bize doğruysa dik, sayfadan okun yönü bize doğruysa nokta şeklinde göstereceğiz. Eğer bizden sayfaya doğruysa o zaman çarpıyla göstereceğiz. Zaten bakın burada bu bir alet yani sonuçta. Bunu illa böyle kullanmak zorunda değiliz ama bunlar sorularda mutlaka verilir. Yani kim nereden ne tarafa doğru diye olduğu tanımı mutlaka verilir. Bu birinci şekli anladık mı? Yani neden bu nokta manyetik alan oldu? Neden çarpı manyetik alan oldu?